Sakşi baksana. Hulvi ve çocuklar için de bir şeyler ayır. Onları göreceğim. O zaman veririm. Tamam. Zamanla yarışıyorum. Umarım Radika hemen cevap verir. Alo? Alo? Radika, Radika siz misiniz? Evet, Radika benim. Bayan Radika, ben Purvi. Arjun'la ilgili bir konuda yardımınıza ihtiyacım var. Bakın, o beni de kandırdı. İnanırım o... Tam bir dolandırıcı. Benim davamda da aynısını yaptı. Bütün tanıkları, bütün kanıtları, her şeyi ortadan kaldırdı. Benim davamda da... Benim itibarımı yerle bir etti. Ama bana yaptığı her şeyi bir bir ortaya çıkardım. Sayemde ruhsatı iptal edildi. O adamı nasıl unutabilirim ki? Radika, benzer bir şeyi bana da yaptı ve beni de kandırdı. Bana tuzak kurup benimle evlendi. Çocuklarımın velayetini de aldı. Ve çocuklarıma bir şey yapmasından çok korkuyorum. Onun gerçek yüzünü bütün dünyaya ve mahkemelere göstermek istiyorum. Ve bunun için yardımınız lazım. Dinleyin Bayan Purvi. Bunu bence kendiniz halledin. Size bu konuda yardım olacağını zannetmiyorum. Bu olay çok eskidendi. Ve geçmişte olanları, özellikle de Arjun Bajva'yı hatırlamak istemiyorum. Bir kadın olarak lütfen bana yardım edin. Bu konu masum çocuklarımla ilgili. Lütfen benimle görüşün. Bugün buranın pazarında saat 4'te sizi bekliyor olacağım. Lütfen, lütfen gelin. Kiminle konuşuyordun? Ayrıca... Kapı niye kapalı? Sakşi ile konuşuyordum. Ve kapı da sanırım rüzgardan kapanmıştır. Sakşi, seninle 4'te pazarda görüşürüz. Tamam mı? Hoşça kal. Ben çocukları pazara götürecektim de yani... Onlara da değişiklik olur diye düşündüm. Bu arada Sakşi ile de görüşelim diye onu çağırdım. İyi fikir. Ben de seninle gelirim. Yani karımı ve çocuklarımı pazara götürürüm, olur mu? Eğer o da gelirse Radika ile nasıl buluşacağım? Şimdi ne yapacağım? Juhi. Manas? Baba! Baba, seni o kadar çok özledim ki. Evet baba. Siz nasılsınız ha? İyiyiz baba. Evet baba. Bugün bayramı kutlayacağız çocuklar. Ve anneniz size en sevdiğiniz helvayı yaptı. Ben de size getirdim. Sağ ol baba. Baba biliyor musun? Fil bugün Tanrı'ya çok dua etti. Akşam olunca da bizi pazara götürecekmiş. Orada bayram süslemeleri varmış. Ve herkes gidiyor. Biz de akşama gideceğiz. Öyle mi? Evet baba, sen de gelsene bizimle. Çok eğleneceğiz. Evet. Evet, tamam gelirim. Ve birlikte çok eğleniriz. Şimdi içeri girin. Akşama görüşürüz, tamam mı? Tamam baba. Seni seviyorum. Hazır ol Purvi. Bu akşam senden istediğim bütün cevapları alacağım. Bunlar neden başıma geldi öğreneceğim. Çocuklar, işte dondurmalar geldi. Bu Manas'ınki. Hadi bakalım. Baksana Fil, Arjun amca bize ne güzel dondurmalar aldı. Evet Fil, baksana. Dilim dondurmanın rengine döndü. Radika nerede? Acaba gelecek mi? Neyin var tatlım? Hiçbir şey. Amca şu şekerlerden istiyoruz. Onları çok severiz. Gelin hadi, gelin. Thank you.
Radika'yı hiçbir yerde göremiyorum. Acaba gelecek mi? Ben telefonla konuşuyorum. Hemen gelirim. Çabuk dön. Purvi, bağırma. Seninle önemli bir şey konuşmalıyım. Bunu neden yaptın ha? Bana neden yalan söyledin, söyler misin? Niye o Arjun'la evlendin, söyle. Virendra, sana yalan söylemedim. Arjun'u seviyorum ve söylediğim her şey doğru. Bu doğru olamaz. Bu doğru olamaz. Biliyorum, doğru olamaz. Bunu kim söylerse söylesin fark etmez. Buna inanamam. Sen bile söylesen yine de inanmam. Hadi söyle. Gerçeği söyle. Hem beni seviyorsun, hem Arjun'u seviyorsun. Bir insan iki kişiyi nasıl sever? Bunu sana söyleten şey ne? Beni kandırmaya mecbur bırakan şey ne? Söylesene. Bunu nasıl yaparsın? Söyle, neden yalan söylüyorsun? Virendra, ben ne yaptıysam kendim istedim. Benim tercihimdi. Ve ben Arjun'u seviyorum. Bu yüzden onunla evlendim. Gerçeği karşındakinin gözlerine bakarak söylersin. Gözlerini kaçırma benden. Şimdi gerçeği söyle. Söyle. Virendra, istediğin şeye inan. Eğer bu gerçekse, hadi benim başım üstüne yemin et. Beni sevmediğini söyle. Arjun'u sevdiğini söyle. Hadi söyle Purvi. Söyle. Yalan söylüyorsan artık ölümü görürsün. Virendra, yapma. Söylediklerim doğru. Bana gerçeği söyle Purvi. Geç değil. İnan bana. Her şeyi ayarlarım. Her şeyi düzeltirim. Bu durumu ve o avukatı da. Hadi Purvi, bunu niye yaptığını söyle. Söyle. Hadi söyle. Yanındayım. Hadi Purvi, söyle. Anlat. Virendra, ben... Evet. Ben... Ne yaptı söyle. Ne yaptı? Şey... O Arjun sana neler söyledi de böyle bir şey yaptın Purvi. Purvi! Purvi, beni dinle. Ben, kocam beni çağırıyor. Purvi! En azından bir şey öğrenmeyi başardım. Bunu isteyerek yapmamış. Bu o kadar belli ki. Seni arıyordum, neredeydin? Sakshi ile konuşuyordum ben. Çocuklar oyun oynayacak. Hadi gidelim. Çocuklar, gidiyoruz. Hadi, oyun. Yaşasın. Gel kızım, gel. Al bakalım, al bakalım, al. Ben de sen istiyorum. Sen de bunu al. Halkaya geçirirseniz ayıyı alırsınız. Ben atacağım. Tabii, tabii. Hadi at. Ne yapacağım? Eğer Virendra'ya gerçeği anlatırsam ve bir şey yapmaya kalkarsa büyük bir sorun olur. Ve Radhika sanırım gelmeyecek. Ne yapacağımı bilmiyorum. Arjun'u herkesin önünde nasıl ifşa edeceğim? Şuradaki büyük ayıyı istiyorum. Aa, demek oradaki büyük ayıyı istiyorsun. Evet. Ben bu oyunda şampiyon sayılırım. İyi izle. Şimdi şuradaki ayıyı Manas için alacağız, tamam mı? Bir, iki... Atamadı. Bir kez daha at beyim. Hadi al. Hadi bakalım. Bu sefer olacak. Bir, iki ve... Oley! Evet. İyi iş amcam. Al bakalım oğlum, ödülün. Ayıyı kazandık. Bu ayı gerçekten çok güzelmiş. Amca, ben de şu büyük bebeği istiyorum. Tamam, şimdi de o bebek için. Arjun, tamam. Ben şu dükkana gitmek istiyorum. Bir şey bakacağım da. Manas! Ne oldu Fil? Şşşt! Buraya gel. Kaçırdın. Gergedan, git ve bu kağıdı şuradaki aslana ver, olur mu? Tamam Fil. Manas!
buraya geldiğin için teşekkür ederim Brandra. Arjun beni gelirken görecek diye çok korktum. Şimdi sana Arjun'la ilgili gerçeği anlatacağım. Böylece onu cezalandırmama yardım edebileceksin. Brandra? Sen mi? Evet Purvi. Ne oldu? Kimi bekliyordun? Beni kime ifşa edecektin ha söyle. Ben... Hayır. Kimseye değil. Purvi artık gevelemeyi bırak. Kime ne anlatacaktın söyle. Purvi, bana cevap ver. Hayır. Kime? Benimle ilgili ne anlatacaktın? Kime mi? Brandra mı? Hayır ben kimseye... Kes sesini. Bana yalan söyleme. Ha? Bana yalan söyleme. Ben yalan söylemiyorum. Bir hata yapıyorsun. Buraya birine bir şey anlatmaya gelmedin. O zaman niye Brandra'ya bu mektubu yazdın Purvi? Purvi. Sağ ol amca. Ne oldu? Niye uzun sürdü? Bir şey beğenmedin mi yoksa? Hayır, ben bir şey bulamadım. Juhi yalnız kaldı. Ben yanına gideyim. Hey Manas, dur. Nereye gidiyoruz? Babamın yanına gidiyorum. Fil bu kağıdı babama vermemi istedi. Öyle mi? Bak ne yapalım? Sen o kağıdı şimdi bana ver. Ben de gidip babana vereyim, olur mu? Bu parayı al. Ve kendine güzel bir dondurma söyle. Bir şartım var ama bak. File bir şey söyleme, olur mu? Ben şimdi gidip bunu babana vereceğim. Tamam amca. Tamam. Söz veriyorum. Hadi. Furgi. Seni bu mektubu yazarken gördüm. Beni kandıramazsın. Brandra'ya bir şey anlatacaktın. Brandra'ya beni ifşa mı edecektin söyle. Hayır ben neden böyle... Konuşma, beni kandıramazsın. Gözüm hep senin üzerinde. Purvi sana defalarca söyledim. Böyle davranmayı bırak dedim. Yoksa bunun bedelini ödersin. Ve bir şeyi iyice anla Purvi. Sen ve Brandra bana hiçbir zarar veremezsiniz. Çünkü çocukların velayeti bende. Yani haddini sakın aşma. Şimdilik çocuklarla kalmana izin veriyorum ama böyle arkamdan kuyumu kazarsan çocuklarla beraber ortadan kaybolurum. Tamam mı? Ve o zaman çocukları ne görürsün ne de bulabilirsin. Juhi ve Manas benim çocuklarım. Eğer onlara zarar vermeye kalkarsan gerçek yüzümü işte... Beni tehdit mi ettin sen? Seni öldürürüm. Eğer istersen seni şu an öldürebilirim Pum. Ama bu bütün eğlenceyi bozar. O yüzden bu sana son uyarım olsun. Hadi. Toparlan. Bir şey yok. Gülümse. Bana bak. Kalk. Dinle. Ha? Bir şey olmadı. Gülümse. Purvi, gülümse dedim. Ve Purvi bu gülümseme hep yüzünde kalacak. Anladın mı beni? Çünkü çocuklarım beni bekliyor. Bunu unutma. Onları pazara getirmiştik değil mi? Hadi. Gidelim Purvi. Selam. Canım istemiyor. Afiyet olsun. Bu arada yeni evli çiftler gibi davran Purvi. Brandra,
Bizi görünce ne düşündüğünü tahmin edebiliyorum. Ama şu an çaresizim. Arjun çok tehlikeli biri. Bütün bunları çocukların güvenliği için yapıyorum. Ama yakında ondan kurtulacağım. Mirandra. Gergedan, tavşan, size ben yedireyim mi? Fil, ben artık büyüdüm. Kendim yiyebilirim. Aa, seni büyük çocuk. Ama ben yedirirsem daha tatlı olur. Ve benim için sen her zaman küçük gergedanımsın. Bunu sakın unutma, olur mu? Ne kadar kötü hissettiğini anlayabiliyorum. Çocuklar gözümüzün önünde ama onlarla konuşamıyoruz. Daha zamanı var. Ama çocuklar yakında yanımda olacak. Aklında bir şey mi var? Çocukları buradan götüreceğim. Ne Arjun ne de mahkeme beni durdurabilir. Kanunlar ne söylerse söylesin, bugün çocuklarımı alıp buradan gideceğim. Mirandra, Arjun çok kurnaz. Bunu yapmana müsaade etmez. Hem yapsan bile çocukları nereye götüreceksin? Hiç fark etmez. Neresi olursa olsun. Gidecek yer çok. Yurt içi, yurt dışı, ama çocukları bugün alacağım. Şehirden bir kez ayrıldıktan sonra bir daha kimse bizi bulamayacak. Yeter mi? Çocuklar, doyduysanız eğlenelim mi artık ha? Evet amca. Amca, şu dükkana gidip oyun oynayalım evet. mı? Şu mu? Evet. Hadi. Yaşasın, balon vuracağız. Evet, şimdi o balonları vuracağız. Efendim, hoş geldiniz baya. Johimanas, hayır bu oyun olmaz. Silahlarla oynamak için çok küçüksünüz. Gelin başka oyun ama oynayalım. Ama Fil, babam sürekli bizi bu oyunu oynamaya getirirdi. Evet, lütfen Fil. Bu oyunu oynamak istiyoruz. Lütfen, lütfen Fil, lütfen, lütfen. Martin amca, biz bu oyunu oynamak istiyoruz. Lütfen. Tamam. Şöyle yapıyoruz. Kesinlikle bu oyunu oynuyoruz. Yaşasın. Ama iki takıma ayrılacağız. İlk takım şöyle. Chuhi ve Manas. İkinci de biziz. Tamam. Hadi, 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 hadi. Ama ikimiz bununla atacağız. Tamam mı Manas? İyi nişan al Purvi. Bir, iki, üç. Ben şuradaki takı dükkanındayım. Chuhi Manas, ben gidip şimdi file takı alacağım. Ama siz oynayın, tamam mı? Tamam. Çocuklara göz kulak ol. Tabii beyim. Hadi gidiyoruz. Merhaba muhtar. Hadi 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 gelin. Siz ikinizi yeni bir yere götüreceğim. Harika bir yere. Ha? Neredeydin baba? Biz seni çok özledik. Hep seni bekledik. Hadi hemen gidiyoruz. Çabuk olun. Baba fil gelsin öyle gideriz. Evet baba. Fili alıp öyle gidelim. Ben fili arayıp çağırırım, tamam mı? Şimdi hemen tamam, gidelim baba. Hadi. Tamam hadi, hadi. Baba. Orada dur muhtar. Çocukları öylece götüremezsin. Çocukları kaçırma teşebbüsünden tutuklusun. Hey komiser. Çocuklar benim. İnsanın kendi çocuklarını alması nasıl suç olur? Bu bir suç muhtar. Siz telefonla oynayın. Ben geliyorum. Tamam baba. Bu suç. Çünkü sen onları bana sormadan alıyorsun. Onlar senin çocuğun ama velayetleri bende. Benden ya da Purvi'den izinsiz onlara dokunmaya bile hakkın yok. Demek buna hakkım yok. Ama senin kafanı kırmaya hakkım var değil mi? Dur yapma. Gel buraya. Brandon. Seni parçalayacağım. Dedim. Kaçma. Bırak onu. Dur. Gel buraya. Sakin ol. Gel. Dur. Ne yapıyorsun? Ne kanun be? Çekil. Her şey onun suçu.
Her şeyin asıl sorumlusu Vrendra. Önce çocuklarımı kaçırmak istedi. Çocuklarını mı? Hı? Ve polisin önünde beni darp etti. Galiba hapishaneyi fazla özlemişsin, öyle mi? Geç saçmalamayı. Vrendra'ya böyle haksız suçlamalar yapmayı bırak. Kendi çocuklarını niye kaçırsın? Sen bizi kandırıp çocukları elimizden aldın. Suçlu sensin. Düzenbaz ve yalancısın. Sus artık Sakshi. Benimle böyle konuşamazsın, tamam mı? Daha önce de söyledim. Yüzünü görmek istemiyorum, uzak. Niye orada öylece duruyorsun? Anlatsana. Hadi bizi nasıl kandırdığını ve çocukları aldığını anlat. Söyle. Vrendra. Artık o senin karın değil. Benim karım. Purvi Bajwa. Niye bunu sürekli unutup beni sana hatırlatmak zorunda bırakıyorsun? Ve gerçeği istiyorsa Purvi sana anlatacaktır. Komiser Bey. Sizin karşınıza doğruyu söyleyecek. Hadi. Anlat. Purvi. Canım. Anlat hadi. Korkma. Ben senin yanındayım. Komisere bütün gerçeği anlat. Anlat hadi. Komiser Bey, Arjun doğru söylüyor. Vrendra velayeti bana verdi. Ve şimdi bana haber vermeden çocukları almaya kalkıyor. Yani bu düpedüz adam kaçırma. Sen ne saçmalıyorsun Purvi? İşte bizzat duydum. Bak, çocukları kaçırdığını söylüyor. Olan bu. Duydun mu muhtar? Bay Arjun'un karısı çocukları kaçırdığını doğruladı. Bu suçtan seni tutuklamalı. Memur. Buyurun. Tutuklayın. Durun komiser. Bırakın zavallıyı. İnsan çocuklarının sevgisiyle böyle saçma şeyler yapabiliyor bazen. Onu bu seferlik affedin. Eminim artık çocukların kendisine ait olmadığını anlamıştır. Yani bana ve Purvi'ye ait. Bu yüzden ona son bir uyarı yapmak yeterli. Değil mi komiser? Emin misiniz bayar? Evet komiser bey. Çocuklarımız güvende ve hala yanımızda. O gidebilir. Muhtar, umarım bir daha kanunları çiğnemeye kalkmazsın. Memur, gidelim. Juhi Manas, gelin bakalım. İyi ki sen de yetiştin Fil. Biliyor musun, bugün babam bizi yeni bir yere götürecekmiş. Evet. Gergeden tavşan. Şimdi o yeni yere gitmiyoruz. Burada çarşıda eğleniriz. Çok eğlenceli olacak, gelin. Tamam. Seni elime geçirdiğim gün avukat, gözünün yaşına hiç bakmayacağım. O zaman sana gününü göstereceğime emin ol. Sadece bekle. Gidelim mi? Gitsek ne olacak? Evde onların hatıraları peşimi bırakmayacak. Huzura kavuşamayacağım. Onlar burada oldukça ben de buradayım. Hadi sen git. Neden Vrendra? Burada kaldıkça daha çok üzüleceksin. Düşündüm de niye önce Tanrı'ya dua etmiyoruz? Hadi çocuklar. Ben gidip ada kalacağım. Umarım sözünü tutarsın. Güvenmiyorsan benimle gel. Sadece şakaydı. Görüşmeyi kabul ettiğin için teşekkür ederim. Senin yardımına o kadar ihtiyacım var ki Radhika. Açıkçası gelmek istemedim. Ama sonra düşündüm de Arjun beni kandırdığında bana yardım edecek kimse yoktu. Ümidim kırılmıştı. Ben de bunu düşünüp sana yardıma geldim. Bu iyiliğini asla unutmayacağım. Bu arada Radhika, ben bir şeyi merak ediyorum. Arjun iptal edilen ruhsatını nasıl tekrar alabildi acaba?
10 yıl önceydi. Onlar bana saldırdılar. Dava açmak için ben de Arjun'u tuttum. Ve adaleti sağlayacağına inanmamı sağladı. Ama gerçekte o beni kandırdı. Bütün bilgileri, bütün kanıtları o elimden aldı. Hepsini benden sakladı. Bana davanı kapatırım dedi. Beni bu davadan vazgeçirmek için her şeyi yaptı. Ama o düzenbaza ders vermek istedim. Cesaretimi topladım ve ona karşı deliller buldum. Bana para teklif ettiğinde kabul ettim. Bu tuzaktı. Ve parayı vermeye geldiğinde ise polisler onu tutuklamıştı. Böylece mahkeme onun avukatlık ruhsatını iptal etti. Radhika, anlattığın şeyleri duyduğumda çok üzüldüm, inan. Açıkçası Arjun gibi aşağılık bir adamı hayatım boyunca görmedim. Avukatlık ruhsatı iptal edilmiş ama bize hiçbir şey söylemedi. Buna inanamıyorum. Bu konuda bilgin var mı bilmiyorum ama ruhsatı iptal edilen bir avukat bir davayı üstlenirse suç işlemiş olur. Teşekkür ederim Radhika. Bu anlattıkların çok önemli. Ama senden son bir iyilik isteyeceğim. Acaba bana o kanıtları verebilir misin? Böylece bunları mahkemeye gösteririm ve polis Arjun'u tutuklar. Ben de kurtulmuş olurum. Veririm tabii. Ama Delhi'ye gitmeliyim. Çünkü bu çok eskidendi. Bu yüzden hepsini toplamam için biraz zaman lazım. Bana 2 gün verir misin? Tabii, olur. O kadar uzun süre bekledim ki fark etmez. 2 gün önemli değil. Lütfen bütün kanıtları bana ver. Bunca yolu geldiğin için sağ ol. Sana çok teşekkür ederim. Hoşça kal Purvi. Sana hepsini göndereceğim. Tamam, kendine dikkat et. Tamam. Arjun'a karşı kanıtları verdiğin için teşekkür ederim Tanrım. Artık Arjun hak ettiği cezayı alacak. Ve çocuklarla kendimi onun pençesinden kurtaracağım. Hemen Sakshi'ye anlatmalıyım. Öğrenince çok sevinecek. Alo? Sakshi, sana iyi bir haberim var. Arjun'a karşı büyük bir kanıt buldum. 10 yıl önce mahkeme ruhsatını iptal etmiş. Yani ne bir davaya bakma ne de çocukların velayetini almaya hakkı var. Arjun düzenbaz ve dolandırıcı. Onun ceza almasını sağlayacağım. Sen ne diyorsun Purvi? Bu söylediklerinden emin misin? Arjun hakkındaki kanıtları ne zaman mahkemeye sunabiliriz? Kanıtlar 2 gün sonra elime geçecek. Sadece 2 gün. Kanıtlar elime geçer geçmez. Bu adamı kendi ellerimle polise vereceğim. Ve hapse göndereceğim. Bu Tanrı'nın bir lütfu Purvi. Artık kurtuluyoruz. Bu arada Virendra... Bugün olanlara çok üzüldü. Ama artık 2 gün kaldı. Ama 2 gün sonra hayatımızda Arjun'da üzüntü de kalmayacak. Sakshi, Arjun benden şüphelenmeden telefonu kapatmalıyım. Sonra ne yapacağımızı anlatırım. Ama Virendra'ya bir şey söyleme, olur mu? Kanıtlar elime ulaştıktan sonra ona olanları kendim açıklamak istiyorum. Tamam. Vay canına. Baksanıza bugün ne kazandınız. Evet, ama biz babama gitmek istiyoruz. Evet, babama gitmek istiyoruz. Purvi... Çocuklar yoruldu. Eve gidelim. Tamam. Hadi çocuklar gidiyoruz. Tamam mı?
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.